Başkent Akademi Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bora Marangoz yanımızda. Bora Hocam, Bakspor sezonu aslında kötü başladı. Ama son iki maçtır toparlanan bir Bakspor var. Evet. İnegöl beraberliği ve son dakikada gelen Sancaktepe galibiyeti. Evet. Ve bu haftada bir Zonguldak Kömürspor maçı var. Evet. Bakspor genellikteki konumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani öncelikle tabii buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Şimdi takımın genel durumunu şöyle değerlendirmekte fayda var. Biz zaten geçen seneden beri özellikle bu konuda Abdülkadir Dişçi Başkanımızın inanılmaz bir gayreti ve şeyi var, çabası var. Çünkü genç bir kadro. Hı hı. Sonuç itibariyle baktığımız zaman tecrübe anlamında biraz daha az maç oynamış oyuncu grubundan kurulu bir kadromuz var. Bunun da zaman zaman tabii dezavantajlarını yaşıyoruz. Ama dediğim gibi başkanın gençleşmeye yönelik projesi geçen sene itibariyle hayata geçti. Bu sene de biz üstüne koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Tabii genç oyuncularda zaman zaman maçlarda sıkıntılar oluyor. Bazı pozisyon hataları yaşıyoruz. Bunlardan dolayı maç kaybettiğimiz zamanlar da oldu. Ama genç oyuncuları bu şekilde oynatarak ancak hatalarını devamlı yapacaklar ki bu hataları en aza indirdikten sonra zaten belli bir seviyeye gelmiş olacaklar. Biz de sezonun ilk 3 haftasını aslında çok iyi başladık. İşte bir Şanlıurfa galibiyeti, Sarıyer deplasmanındaki son dakika penaltı kaçırdık. Orada 90 arttırdık. Temlih penaltısı gibiydi. Berabere kaldık. Geldik içeri de yine Samsun'la inanılmaz bir tempoda bir maç oynadık. 2-0'dan 1-1 oldu. 2-1 öne geçtiler. 2-2 yaptık. Son 10 dakika falan bayağı bir pozisyonlarımız vardı. Olmadı. Sonraki süreç bizim için bir sancılı geçti. Tabii o arada bir Türkiye Kupası oynadık Ankara Demir'le. Biraz da tabii burada kadro genişliğinin, derinliğinin az olmasında bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Bunları tabii bir yerlere bağlayabiliriz ama sonuç itibariyle bu kulübün zaten 2 senedir başkanın da bu proje anlamında vermiş olduğu emekleri, gençleşmeye yönelik hedefleri bence meyvelerini veriyor. Bizim için amaç burada öncelikle takımın bulunduğu yeri koruması, bulunduğu ligi koruması, daha sonra genç oyuncuları bu ligden daha üst liglere vermek. Amaç bu. Bunu da geçen sene itibariyle biz başardık aslında. Geçen sene bizde burada Sonar Gönül vardı. Keçiören Gücü'ne verdik onu. Çok iyi de bir sezon geçirdi. Bu sene bu takımda da bu hedefi yakalayacak oyuncular var. İnşallah onlar da o seviyelere gelirler. Tabii burada da şu önemli. Biz oynadığımız maçları en az riskle kapatmak zorundayız. İnegöl maçı bizim için iyi bir puan oldu deplasmanda. Burada Sancaktepe haftalardır yenilmeyen bir takım vardı. O takımı 3 puanla alarak evine boş göndermiş olduk. İyi bir maçtı. Çocuklar çok iyi bir performans gösterdiler. Şimdi önümüzde Zonguldak Spor maçı var. Onlar da haftalardır istedikleri sonuçları alamıyorlar. Biz biraz moralli gidiyoruz ama tabii futbol bu. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama ben oyuncuların performansından, göstermiş oldukları saha içerisindeki çabadan son derece memnunum. İnşallah Zonguldak maçı da bizim için böyle bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz de hocam Alt Ligler programında Bakspor'a her hafta yer veriyoruz. Bugün de tesisleri ziyaret etme şansımız oldu. Bir özverili bir çalışma var. Evet. Gerçekten imkanlar kısıtlı olsa da gerçekten futbolcular hem genç hem de o özveriyi sahada gösteriyorlar. Evet. Son maçta da Sancaktepe maçında gol sonrası, 90+5'te gelen gol sonrası bir bütünleşme anı yaşandı. Kesinlikle. Gol sonrası. Biz de bunu ekranlarımıza taşıdık. Ve sezon başından beri de açıkçası Gökalp Metin'le beraber Bakspor'un şanssızlık yaşadığını, kesinlikle pozitif bir futbol oynadığını kesinlikle düşünüyoruz. Evet, bu özveri doğru hakkında ve bütünleşme, o gol anını anlatır mısınız? Yani şimdi söylediğim gibi burada belli bir proje var. Bu projenin mimarı Abdülkadir Dişçi ve devam eden bir süreçte de bize de elinden geldiğinin fazlasını hem bize hem oyuncu grubuna desteğini esirgemiyor. Bu desteği de biz arkamızda gördüğümüz zaman bu bütünleşme ister istemez sağlanıyor. Şimdi oyuncuların da burada hedefi var. Zaten o genç oyuncunun hedefi üst lige gitmek. O üst ligde de hem istediği PR'ı yakalamak, hem kulübüne kazandırmak, hem kendi kazanması. Şimdi burada gerçekten özverili bir çalışan bir grup var. Özverili çalışan bir başkanımız var. Malzemecimiz, masörümüz, herkes, elinden gelen teknik ekip, onları da kenara atamam. İnanılmaz özverili çalışıyoruz. Çünkü biz bu işte başarılı olmak zorundayız. Oyuncunun ne kadar hedefi varsa bizim de kendimize göre hedeflerimiz var. O yüzden bunlar böyle bir bütünleştiği zaman başarı geliyor. Şu an puan olarak belki istediğimiz durumda olmayabiliriz ama oyun olarak gerçekten istediğimizin daha üstüne çıkacak bir takım var burada. İnşallah onu da ilerleyen haftalarda göstereceğimize inanıyorum.
ben. Daha iyi yerlerde görmek dileğiyle hocam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Başkent Akademi Futbol Kulübü'nün idmanını takip ediyoruz Class Sport TV olarak ve yanımızda Bakspor'un önemli oyuncularından tecrübeli oyuncu Kerem Şeras yanımızda. Kendisini Ankara Gücü Gençler Birliği, Osmanlı Spor, Kasımpaşa gibi takımlardan da tanıyoruz. Özellikle futbol severlerin başkent takımlarında yıllarca oynamış çok tecrübeli bir oyuncu. Kerem Şeras, genel olarak Bakspor'un ligdeki konumu nasıl gidiyor ve hedefler nelerdir? Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bulunduğumuz durumdan biz çok memnun değiliz. Yani burayı hak ettiğimizi de düşünmüyorum. Ama ben tabii ki takım arkadaşlarımıza, işte hocamıza, arkadaşlarımıza güvendiğim için yani bu şeyden çok tedirgin değilim. Çünkü oynadığımız futbolu biliyoruz. Bilinçli futbol oynuyoruz. Tabii yaptığımız bireysel hatalar oluyor, takım olarak yaptığımız hatalar oluyor. Bunların neticesinde bu durumdayız ama baktığımız zaman hani iyi bir gidişatımız var, oyun anlamında söylüyorum. Ve tabii bunları da skora yansıttığımız zaman hak ettiğimiz yeri alacağımızı düşünüyorum. O seviyeye de geleceğiz. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz tabii ki. Tabii bunun için de skor elde etmeniz gerekiyor. İnşallah onları da tamamlarsak zaten çok iyi bir konumda olacağımızı düşünüyorum. Yıllarca Süper Lig'de oynadınız. İkinci ligle Süper Lig arasındaki farklar, bir de ikinci ligin en önemli ihtiyaçları nelerdir? Açıkçası ben onu merak ediyorum. Şimdi ikinci ligin ile Süper Lig arasında gerçekten uçurum var. Hatta PTT ile Süper Lig arasında da gerçekten çok ciddi bir uçurum var. Futbol anlayışı olarak, pozisyon olarak. Tabii bu ligde daha çok koşuyorsunuz. Ben gerçekten Süper Lig'de bu kadar çok koşmuyordum. Ya buraya da biraz mantaliteyi yaymak lazım. Yukarıdaki kaliteyi buraya indirmek lazım. Gerek kulüp seviyesi olarak, gerek idman olarak, gerek mantalite olarak. Bunları yakalarsak, kalite anlamında buraya gelirse zaten bu seviye, gerçekten ileride Türkiye'nin geleceği adına çok iyi futbolcular çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çok eksiklikler var. İnanılmaz derecede. Yani tesis olarak da. Tabii tesis olarak da, bakış açısı olarak da çok özür diliyorum. Yani bazı insanları tenzih ediyorum. İnsan kalitesi de çok önemli burada. Bu seviyeye ulaşırsa kalite anlamında. Kalite çok şeyi kapsıyor. Genel anlama getiriyorum ben. Çok şey kazandırır. Öyle düşünüyorum ben. 2008-2009 sezonunda da bir anınız olduğunu hatırlıyorum. Onu sizden ayrıntılı bir dinlemek istiyorum. Ya şimdi ben Gençler Birliği'nde devre arasında bir ayrıldım. Kadro dışı kalmıştım. Ankara Gücü'ne gittim. Mustafa Kaplan burada gel oyna dedi. Orada kalma dedi. İdmanla olmaz bu iş dedi. Ben de Ankara Gücü'ne kiralık gittim. Ankara Gücü'nün durumu da çok kritikti. Genel para anlamında olsun, gerek kulüp anlamında olsun çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Düşme potasındaydı. Biz oynadığımız dönemde bayağı üst seviyeye çıkardık. Bir hafta kala ligde kalmaya garantiydi Ankara Gücü. Son hafta Antalya Spor'a gidiyorduk. O dönemde de şimdi ben Gençler Birliği'nde sözleşmem var. Kiralık burada oynuyorum. Gençler Birliği, Konya, Ankara Spor, İşte Antalya Spor düşme potasında. Biz Ankara Gücü olarak rahatlamıştık. Şimdi Antalya'ya gittik. Herkes bizi arıyordu işte şöyle yapın böyle yapın falan. Ya şimdi diyorum Allah Allah diyorum. Gençler Birliği kümeye gidecek. Ben burada burayı kurtardık. Aşağı ikinci lige gideceğiz. Çünkü önümüzdeki sene oraya döneceksin. Ya aynen oraya dönecektim. Neyse ki işte maç şartları çok farklı olunca Gençler Birliği kümede kaldı. Yani benim için çok zor bir dönemdi yani. Öyle de bir daha yaşanmadı değil mi Süper Lig? Aynen bir daha da öyle bir durum olmadı. Allah kimseyi düşünmesin, zor bir durum yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ ol. Bakspor'un genç stoperlerinden Hasan Genç yanımızda. Hasan, öncelikle seni bir tanıtalım. İsmim Hasan, soyadım Genç. Stoper oynuyorum. Geçen sene 1461 Trabzon'dan geldim buraya. Bu sene buradayım. 3 senelik bir profesyonel sözleşme imzaladım. Şu anlık durumum bu. Bu sene de gayet iyi maçlarda forma şansı buluyorsun. Bakspor'da da kötü gidişat vardı sezon başında ama son 2 maçtır bir toparlanıldı. 4 puan kazanıldı ve 12 puana yükseldi Bakspor. Genel olarak ligdeki konumunuzu nasıl değerlendiriyorsun? Ligdeki konumumuzu sıralama olarak hak etmediğimizi düşünüyorum. Oyunumuz sıralamamızın üstünde bir oyun. Sonuç elde edemedik. Puanlar toplayamadık. Bunun sıkıntısını yaşadık. Ama olur, çözülür bunlar. Yani 2 haftalık güzel bir sürecimiz var. 4 puan topladık. Bundan sonra da puanlar toplayıp takımı en üst sıralara taşımayı düşünüyoruz. 90+5'te de gelen bir gol var Sancaktepe'ye karşı. Aynen. Ahmet'in işte 90+5'te attığı güzel bir gol var. Bize iyi geldi. 3 puanı getirmesi iyi oldu. Bir puana üzülürdük içeride. İyi oldu. 3 puan bizi mutlu etti. Başarılar diliyorum.
Ankara'yı 2. Lig Beyaz Grup'ta temsil eden Bakspor son hafta Sancaktepe'yi 1-0 mağlup etti. 90+5'te de golü yanımda gördüğünüz Ahmet Sun kaydetti. Ahmet, o golü ve genel olarak Bakspor'un ligdeki konumunu nasıl değerlendirirsin? Golü şöyle anlatayım ben. Son dakika gelmesi ya bir mucize gibi bir şey oldu. Beklemiyordum öyle bir top. Yani son dakikaya kadar enerjimi de tüketmiştim zaten. Yani ben de anlamadım. Top gelince artık bütün inancımı şey yaparak geçtim adamı, vurdum. Çok şık bir çalım attın. Hiç kaleye bile bakmadan vurdum açıkçası. Yani çünkü gücüm bitmişti. Son gücümü, yani bütün enerjimi tüketerek vurdum orada. Sol ayağınla attın golü. Peki sol ayağını nasıl değerlendiriyorsun? Sol ayağımla daha çok golüm var diyebilirim size. Sağ ayağım çok şey değil. Çünkü pozisyon icabı sol ayağıma daha çok geliyor. Hı-hı. Daha çok golüm var. Ligdeki konumumuz da yani bence hak ettiğimiz yerde değiliz. Çok iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum ben. Üçüncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz. Ama gol sıkıntılarımız oluyor. İşte arkadaşlarıma sürekli söylüyorum ama şöyle söyleyeyim. İyi başlıyoruz. Her maç öyle. Kaybettiğimiz maçların hep öyle. İyi başlıyoruz. Hatta öne geçiyoruz. Sonradan bir şeyler oluyor. Yeniliyoruz. Talihsizlikler, hatalar falan. Hani yapmayacağımız şeyler oluyor. Mucize gibi dönüyor maç yani. Elimizdeki maçlar dönüyor. Ligdeki konumumuz bence hak ettiğimiz yer değil. Daha ama yere son iki maçta da bir toparlanan Bakspor görüyoruz. Zonguldak Kömürspor'la oynayacaksınız. O da bir şehir takımı ve seyirci desteği var. Hedef nedir? Yani zor olacak. Zemin olarak da yağışlıymış. Bayağı zor bir zemine gidiyoruz. Zonguldak takımı da çok iyi. Benim izlediğim kadarıyla Zonguldak çok iyi takım. Yani iyi hazırlanırsak zorlanacağımızı düşünmüyorum ben. Gerçekten takımımız iyi o yönde. Peki Ahmet, bir gol krallığı gelir mi? 6 gole ulaştın. 6 gol inşallah gelir yani, ben inanıyorum buna. İkinci devre yani 3 maç var önümüzde, hala gol atabilirim tabii ki ama ikinci devre daha çok hedefim var. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.